Evet. Sıraları ördü sevgili hocam. Yine karşınızdayız. Evet. Ne yapıyoruz hocam? Şimdi Üç aralı. boyutlu çantanın ikinci aşaması. Yaprağın kökündeyiz. Ben şurada göstereyim. Bakın. Şu noktayı. Şimdi aralarımızı 4 tane yaptım. Fakat burada yaprağımızın artık çalışımına başlıyoruz. Burada bir. Üstüne doladım. Gene önden bir tane alıp Aynı yere iki mi? V'sini yapacağım. Bir Evet. tanesini yapmayacağım. Bir tanesini çiftleyeceğim. Şimdi arkadaki çiftlemeyi göstereyim. Bundan sonra arkayı 6'ya geleceğim noktayı da göstereceğim. Ondan sonra da olayımız kolaya gidecek. Tamam. İyice 2 gelin yanınıza. Burada 2 yapmıştım. Burada 1. Anladım, çünkü göstereyim anlamanız için. Şu Yapraklarımız 4 adet. yaprak ilk başta 4, sonra diğeri dalları yukarıdan. Dalları devam edecek. Evet. Kendisi 4. Şöyle. Her şeyde ilk aşamada yaprak yok. Her dalda. Şöyle biraz daha yukarıdan başlıyor. Şimdi ben şurayı bitirince tekrar bir daha izah edeceğim. Bakın, çift. Tek. Çift. Evet. Tek. Çift. Tek. Çift. Tek. 4 tane çiftimiz var. 4 tane de tekimiz var. Tamamdır. 4 çiftler yaprak. 4 tekler. Üçlü yaprağın kolu. Gene geldim. Bakın. Bağlantı yerimiz çok önemli. Şurası. İçinden geçtim. Kaydırdım. Yukarı nasıl çıkıyorduk? Yükseldik. Geri Çevirdik. döndük. Arkadan aldım ve Bunu siz gitmeden bir deneyeceğim hocam, görün. kilitledim. Şimdi. İzlerken kolay geliyor, siz çok kolay yapıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu 4 tane artık 6'ya çevirme zamanındayım son. Birinciyi tek alacağım. Evet. İkinciyi tek alacağım. Bir türlü gelemedi ikinci. Şu ara bakın. 1, 2. Üstündeki aradan geçtim. 3. Dört. Makrome iplerle Beş. yapıyoruz Ve arkadaşlar. altı. En kolay İki. zaten makrome ip. Dört. Altı. Bunu örmek için. Şimdiki. Burada 2'deyim. Bu Evet. yaprağın ilk başlangıcı 2 yapmıştım. Bir. Tığıma doladım. Bu boşluğa geldi. Normal ikili trabzan. Ara bir zincir. Bir kere daha buraya giriş yapıyorum. 2. Yaprağımın ilk yaptığımın bakın arkadan geçtim. Aldım. Dörtledim. Kusura bakmayın. 2 idi, 4 oldu. Şimdi gene tığımın arkasındayım. 1 2 3 4 5 ve 6 Sevgili Sema hocam bugün üç boyutlu çanta öğretiyor. Sema hocaya Sema Gold görmüşler şeklinde Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bizim postun altında. 2
3 4 Gülsen Hanım bayram şekeri çantadan 4 tane örmüş. 5 ne mutlu. Diyor ki bakalım bundan kaç tane öreceğim. Evet. Hayırlı olsun. Ne güzel. Ama lütfen 3'er tane iplerinizi alın. Çünkü 2 tane yetmiyor. 3. Evet. ipten kullanıyorsunuz. Sonra renklerde farklılık olabilir. Olmaz ama kazan farkı olur. Alakmışken sevgili ören arkadaşlar lütfen 3'er tane alın. Hı hı. Dıştan geçtim 1. Geldim göbeğe. Evet. 2. Ara bir zincir. Tekrar birleşme noktandayım. Evet. Şimdi gene burasını 6 yapıyoruz. 1 2 3 4 Özellikle şöyle gösteriyorum. Giriş yerinizi 5 ve 6. Bunu böylece o ilmekler nasıl yatay duruyor hocam sorusunun cevabını cevabı. Da izledik. Evet. Şimdi gene Esam. Birdeyim. Arkadaşlar dün demiştim ben size bütün işlerinizi dünden bitirin, yemeklerinizi bile yapın diye. Çünkü bugün bir çantamız daha var anlatacağımız. Evet. Bugün çok yoğunuz. 4 ve sonuncu 6 2, 4, 6. Hadi geldik gene yaprak bölümümüze. Bu önemli. Bakın, yaprağın şuradan giriş yaptım. 1. Araya geçtim. 2. Aram bir zincir. Tekrar araya geçtim. Gene tığımın, trabzanımın arkasından geçirdim. Tuttum. Peki mutlaka aralar trabzanlarımız ikili. Aralarda hiçbir sık iğnemiz, zincirimiz yok. Bakın gene bir artışı bir daha gösterelim. 1 2 Tığıma doladım. Bakın. Evet. 3 4 5 ve sonuncudayım 6. Tamam. Yaprağımın önden yapraksız dalımın uzantısındayım. Sarmaşık gibi oluyor. Çok güzel. Evet, sarmaşık gülü gibi uzayan bir nokta orası. Bir. Bunu çözdükten sonra istediğiniz kadar yaprak yapabilirsiniz. İsteyen daha fazla da yapabilir. Şurada biri üstüne devam da ettirebilir. Daha yani, büyük çantada daha yapraklı. Ama hanım, yani. Şu da olabilir bakın. O tabanı ben ilk size resim attığımda bir kareydi. Evet. O kare olarak da çalışabiliriz. Çalıştığımız kareyi iki parça yapıp birleştirip. Yanlara koyabiliriz. Tabii. Evet. İki kareyi ilk resmimizin ikinci sayfasındaki gibi yapıp. İki kareyi de yandan birleştirip değişik bir şeyde dönebiliriz. Evet. Bu sosyal medyada dolaşan bu örnek çok olduğu için ben bunu uyarladım. Ama bundan bir sürü alternatif doğacağına eminim. Kesinlikle. Bu sene beyaz çok ağırlıkta var üst giyimde. Özellikle beyazı çalışmayı yayledim. Daha sonra onun yarın taşlarla bir işlemi var. Evet. Onu da paylaşacağım. Size atacağım. Tamam. Siz de görselinizde paylaşırsanız tabii, sevinirim. Tabii. Onlar bir taş işlemeye girecek o. Tamam. Bununla çok güzel bluz da olur. Hırkada olur. Olur. Figür olarak koyarız bir noktasını. Arkaya çalıştığımızda şey yaparız. Arka bordürü bütün çalışıp önlere de yarılarını bırakırız. Tabii.
Ben bunun fotoğraflarını görünce de nasıl yapıldığını anlamamıştım. Şimdi çok net anladım hocam. Sağ olun. Gerçekten. Estağfurullah, estağfurullah. Yani yapılan her şeyin mutlaka bir anlama şekli var, anlatma şekli var ama en kolayını İşte. anlayabilir şekilde anlatmaya gayret ediyorum. Şimdi geldim. Bakın, şuraya batmıyorum. Lütfen buna çok dikkat edin. Şu. Büsbütün olmasını Trabzon'un sağlayan üstüne. bu. Evet, Evet. bakın büsbütün olmasını sağlayan bu. Ben benim ördüğüm çantada da bunu böyle uyguladım. Ama şu Yükseldim. yukarı çıkmayı bir öğreneceğim onu. Evet. Yükseldim. Geri döndüm. Arkadan ilmeğimi aldım ve kilitledim. Bu çok güzelmiş ya. Artık artış olayım yok. Burada kaç tane varsa hepsine batacağım. 2, 4, 5 ve 6. Yani artık benim artma olayım bitmiştir. Evet. Yani hepimize kolay gelsin. Artmaları bitirdim. Artık yapacağım şey bu trabzanları sabit tutup ilerlemek. 1. 2. Sema Gold 3. görmüşler arkadaşlar. Soruyorsunuz hocamızın 4. sayfasını. Bizim sayfada bu çantaya 5. koyduğumuz postun altında da bütün bilgiler var. 6. Artık alt suçlarımız bitmiştir. Bu yaprak Evet. bölümünde. 6 tane ters tekini yaptım. Şimdi hadi gelin bu yaprağımızı biraz daha büyütmeye gayret edelim. Evet. 1 2 geldim ortaya. Boşluğa. Evet. Buraya 2 tane. 3 arada 1 zincir. Tekrar bu noktaya. Bu yaprağımda 8 adet olacak. Bir kere daha artım işlemini yapacağım. Sonra düz ilerleyecek misiniz? Düz onda? İlerleyeceğim. İlerlerken bu sefer sarmaşık yaprağımın diğer dallarının evet. girişine başlayacağım. Teklilerden. Göstereyim şuradan. Şimdi biz şuradaki yapraktayız. Gördüğünüz gibi bunun tam işte 4 tane olduğu noktada dal olarak uzattığımız tekrar ayrılıyor ve yaprağa dönüşüyor. Bakın buradan tekrar bu içinden çıkıyor. Her sırası farklı Ayhan Hanım. Her sırada bir alengirliliğimiz var ama şu yaprağın birazcık yol aldığımda hızlandım ben sizi görseli evet, gösterirken. Başa geleyim çünkü bunda yarıdan dönüşüm olmuyor. Tekrar bağlantı yaptığım noktaya gelmem gerekir. Yani o zaman çok ip koparmam gerekecek. Şimdi ben biraz hızlandım. Turumu tamam tamamlayayım. Hocam. Siz tamamlayın. Görselden makrome... de şimdi arkadaşlarımız anlayabilirler. Bilenler, bilmeyenler de aşağı yukarı çözmüştür diye tahmin ediyorum. Kayıt yine olacak. Sorular olursa yardımcı olurum. Gördüğüm evet. an DM'den. Sordukları noktada destek olmaya gayret ederim. Aynen. Kaç gram ip gidiyor? Divanın 3 yumak. 3 yumağa gidiyor. Yani aslında 2,5 gibi 2,5 ama siz gibi. 3 alın. Sonra aynı rengi bulamayabilirsiniz. Artanlardan da ne yapıyoruz? Kılaç yapıyoruz. Evet ya da bayram şekeri yapıyoruz. Bayram her sırası ayrı. Olur, değil tabii. mi? Zaten çantada kağıt, ip ve makrome ip güzel oluyor evet, değil mi hocam? Evet. Ama biz bugün neyle yapacağız diğerini? Diğerini gene diva iplikle yapacağız. Gene aynı ipin renkleriyle yapacağız. Yine makrome ile evet, yapacağız. Evet, makrome ile yapacağız. Harikasınız. Evet. Sonra da kağıt ipe döneceğiz. Allah izin verirse. Kısa bir zamandan sonra. Buraya ben de jütle yaptım hocam. Beğendiniz. Evet. Çok güzel olmuş. Ben jütü hiç denemedim. Evet. Dünemememdeki maksat işte bilemedim neden olduğunu da. Elimdeki denk gelmedi. Denk gelmedi evet. belki de. Daha kışlık örgü. Yani kışın örmesi daha kolay. Çünkü eli ısıtan bir örgü. Mesela makrome gibi değil. Ama bizim işte bütün tasarımlarımız yazdan kışa olduğu için evet. biz hep bu vakit böyle kışı çalışıyoruz aslında. Çünkü kitapların hazırlanması gerekiyor. Kışın da yazlık kombinleri çalışıyoruz. Vay, vay, vay. Kitabımız çıksın diyerekten. Tığ 5 numara. 5 numara. Lütfen altını kullanmayın. Çünkü çantayı bu konumda toparlayamayız. Emin olun hiçbir eksiltme, arttırmam yok. Olduğu gibi bu formu veren 5 numaralı tığ. Lütfen alt tığ kullanmayın. Ha, eliniz çok çok sıkıysa benim elim çok normal. O zaman 5,5 tığ bile size önerebilirim. Çünkü hocamın dediğini yapın arkadaşlar. kasarsa eliniz yanlardan toparlayamazsınız. Bu sefer de çanta hoşunuza gitmez. Emek isteyen bir çanta.
Ha, zor mu? Değil. Mantığınızı anlamanız Evet. lazım. Sonradan kaydı kaçıranlar YouTube sayfamızdan izleyebilirler arkadaşlar. Hadi eksik kalmayın. Abone olun zaten YouTube sayfamıza. Ve Instagram'da bildirimleri açın. Oraya yüklenince size bilgisi gelecek. Oyaya alerji yapıyormuş şu tip. Olabilir. Yani Ha, bana bir şey evet. yaptığı yok. Hani ben alıp da örmedim. Hocam sizin kitabı nerede bulabileceklerini soruyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha önce Nako'dan çıkmıştı. Bu sene artık Nako'daki çalışmalar dijital ortamda Nako'ya çalıştım. 3-4 kitap da var. Kendi adımda da sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. İsmimle teşekkürleri açmışlar. Sevgiler gönderiyorum kendilerine. Ne güzel. Emeğe saygı. Her şeyden önemli. Gene geldim, kilitleyebilirim. Başa. Yine o artistik hareket. Yükseldim. Evet hocam. Geri döndüm. Aldım. Bakın şöyle arkada. İlmeği Evet. geçirmiyorum. İkisini kilitledim. Tamam. Şimdi buram artık alt. Hiç artışım yok aralarda. Ama bakın şu ilmek. O attığım değil, aradaki ilmek. Bir. Oya astım İki. hastası olduğum için jüt dokunuyor diyor. Doğru, Olabilir. doğrudur. Üç. Dört. Beş. Altı. Şimdiki. Bunu sekizleyeceğim. Bir. Herkes sizin İki. Instagram hesabınızı soruyor. Sağ olsunlar. Üç. Sema Gold görmüşler arkadaşlar. Dört. Bizim sayfada da var. Şimdi üç taneyi yaptım. Gene göbekteyim dört. Artık zincir olayını bitirdim. Zincirsiz üstüne doladım. Hazırladım. Gene bu üç tane trabzanın arkasından geçiş yapıp alıyorum. Şimdiki bu yaprağımın artık kıvamına geldim. Yol aldıracağım. Ama sarmaşık yaprağımı da buradan Nasıl başlangıcını başladığımızı görelim. vereceğim. Evet. Evet. Arkadaşımız bir tanesi jüt iple çanta örüyorum ama çok tüy döküyor. Kullanırken de dökülür mü? Kullanırken dökülmüyor. Bir süre sonra zaten dökülmemeye başlıyor. Ben şöyle yapıyorum. Yani siz de deneyebilirsiniz jüt iple örerken. İpi bir naylon torbaya koyuyorum. Ağzını bağlıyorum ipi uzattıktan sonra. O çekerken dökülenler çantanın içinde kalıyor. Şimdiki bu yaprakta hatırlarsanız ben iki tane kolcuk yaptım. Evet. Çünkü burada tek bir yaprağım vardı. Fakat görselimde Ayhan Hanım şuraya bir gelirseniz Evet. bakın benim iki yaprağım olacak ve ortadaki ikili yaprağımın tek bir çubuğu geçecek. Demek ki Üç ben burada yapacağız. üç yapacağım. Evet. Bu çanta için doğadan ilham almışsınız diyebilir miyim? Evet. Bakın. Bir. İki. Üç. Yani ilerlediğimde şu yaprağım teki. Bu yaprağım teki. Bu da en minnak yaprağımın dalı. Dalı. Yukarıdaki En yaprağın. minnağımın dalı. Aralarım alt. Her sırada bir ayrı bir püf var. Evet, iki. Ben o zaman sesini, kuşun seslerini dinliyorum. Evet Üç. ya, aynen. Dört. Yalnız yeşil tığınız da buraya Beş. çok uydu hocam. Altı. Yedi. Yedi. Ve sekiz. Bunda sayıları yanlış yaparsak bayağı şaşırabiliriz. O yüzden bir yerde eksik yaptığınızda söküp geri dönün.
derim ben. Ne dersiniz hocam? Evet, biraz onlara dikkat etsinler. Yaprakta da eğer bir tane eksik yaparlarsa, hoş biz onu kamufle etmeyi becerebiliyoruz ama beceremeyen arkadaşlarımız gene ya geldi. Ya da yanı kurt yemiş yaprak gibi olur. Yine doğadan. Yok, onu ayarlarız. Bakın onun püfünü göstereceğim. Tamam. Şimdi geldik gene üçlüye. Farz edin ki bir yaprağımızı yedi yaptılar. Benim eksiltmelerimde onu hemen böyle usulacık bir kamufle ederiz. Eğer çok yol aldılarsa. Gene burayı da üşledim. Evet. Gene aralarım arttı. Artık aralarda hiç artışım yok. Artış olayını bitirdim. Bir üste çıkışı da anlatalım. Hı hı. Sonra bitirelim artık. Evet. Ne dersiniz hocam? Sonrası beş, zaten biraz altı. Da çanta üzerinden anlatalım. Evet. Çanta çok güzel. Bu çantanın hocam içini de yapmış tabii. Şöyle açayım. Keçeyle. Ben keçeden şaşmıyorum. Evet. Kumaş yapıldığı zaman o kadar emeğimin boşa gitmesini istemiyorum. Şimdi Ayhan Hanım ben bir şey yapacağım. Şuradan hemen üste turu dönmeden bir iki sıra bu ipimden ziyankarlıkla yapmış olsam arkadaşlara göstereceğim. Tamam yani, hocam. Hayır, göstereceğim çünkü orada önemli bir nokta var. Sonra içime sinmez. Hoş bana yazabilirler. Yardım etmeye gayret ederim ama olur ya yazamayan olursa. Şuradan birazcık böyle yol alacağım. Tamam. Şimdi geldim gene. Farz edin ki ben şuradan bir giriş yapıyorum. Sırf sizler için. Bu hayatta yapmam. İpime de çok kıyamam. Bilirsiniz ya, bunu. Evet. Törpükten hep uçlarından giderim. Bakın. Şöyle hemen bir yol alacağım. Hı hı. Farz edin ki ben sıramı bitirdim. 3 4 Bayraktar 38-99 soracağım sorunuzu beş, aklımda. 5 6 7 8 Şimdi şuraya geleyim. Burada da bir şey göstereyim. Sonra gene ipimden buraya döneceğim. Tamam. Sırf sizler için emin olun. Turu tamamlamadan, vakit de kaybetmeden. Sonra çantanın üstten anlatıma devam edeceğim. Evet. Çok güzel oldu ama. Gerçekten ben bayağı incelemiştim fotoğrafta, anlamamıştım. Sağ olun hocam. Estağfurullah, rica ederim. Gerçekten faydalı ve bu modeli birçok şeyde kullanılır. Yani bu kadar çok yapmaya da biliriz. Evet. Atıyorum bir tane sade bir çantanın yanına tek bir yaprak da yapabiliriz. Bakın. Birinciyi yaptım. Şu üçlüde. Tığıma doladım. Bu ilkine bir tane daha yaptım. Sonra geldim tığıma doladım. Yanındakini yaptım. Tek. Buna geldim gene çiftteyim. Sonra bu altı olarak devam edeceğim. Bu altı devam edecek böyle. Evet. Hadi şimdi gelin. Diğer buraya gene geldim. Evet, gene geldim. Yine şuradaki döndüğüm ipimi buna bağlayacağım. Hayır. Sökeriz şimdi, bunları. Evet, öyle yapacağım zaten. Tamam. Sökeceğim, ziyankarlık yapmayacağım ama arkadaşlar görsün istiyorum. Gene 3. Çünkü turları devam ederken emin olun çok vakit gidiyor her birini yapmak için. Bu ipi her mevsim kullanabilir miyiz diye soruyor. Kullanabilirler. 3 4 Ben maviyle hocam. 5 6 7 Ha böyle gideceğiz. 8 gidecek ama 2 sıra sonra yaprağımızı küçülteceğiz artık. Ha, küçültmeyi de öğreneceğiz. Tabii. Aa, onun için bu işlemi yaptım. Bak o hiç aklıma gelmiş. O yaprağımı küçültürken buradaki yaprağımın da yolunu alıyorum. Evet. Şimdi geldik. İpimiz divanın şöyle göstereyim. Koton makrome silimi. Üzerinde Sibel'in fotoğrafı var. Budur. Her rengi var. Şimdi Ayhan Hanım geldim. İki tane çıkaracağız. Evet. Çıkarttım.
Tekrar doladım. Tekrar çıkarttım. Şu demin çıkarttığım artık o benim tersim. Aramız, geçişimiz. Şuradaki tekim yukarıdaki yaprağımın dalı. Oradaki tersimiz, yani aramız. Yani şöyle siz örmeyin göstereyim. Şu yapraklar arasındaki boşluk. Şimdi bundan yaprağım olacak. Bu aradaki tersim. Bu yukarıdaki yaprağımın dalı. Şu benim tersim. Yaprakla dalcığımın ayrışması. Buradakini de eşleyeceğim. Bu da çatal dalımın, yaprağımın ikincisi. Evet. Yadigar Hanım, kolay gelsin. Çok merak ediyordum nasıl olduğunu. Çok sevindim görünce. Çok teşekkürler. Öğretene de, vesile olana da demiş. Evet, aynı şekilde. Sağ olun, sağ olun. Öncelikle Ayhan Hanım'a bu fırsatı tanıdığı için. Hayır, öyle şey olur mu Ayhan Hanım? Siz olmasanız ben anlattığım noktada nasıl anlatacağım, kaç kişiye erişeceğim? Evet. Sizin de payınız büyük. Hiç kendinize lütfen mütevazı davranıyorsunuz ama haksızlık ediyorsunuz. Bakın, yapraklarım bu şekilde. Tamam. Bunu da eşledim. Hadi gene gelin. Bir yaprağımın daha şekline gideyim. Şimdi arkadaşlar, şu yaprağımızın boyutu 12 sıradan oluşacak. Şunu baz alıp, bunu bir sayıp, bir, bakın, 1, 2, 3, 4, şu anda 5'i yapıyorum. Evet. 6'yı, 7'yi yapacağım. Sonra 4 sırada eksiltmeye gideceğim. Şimdi eksiltme yapalım da tamam. Öyle göstereyim. Tamam. Şekil tipli yapabilir miyiz bunu? Hayır. Net. Hayır, olmaz. Hayır. Hocam çok sen, net. Hayır, net. Olabilecek hiç ısrar şey etmeyin. Yani, hayır, çok olabilecek sordular bir da. Şey olursa hayır, olmaz. Tamam. Olmaz. Yani bu kadar düzgün verim alamayız. Çünkü kağıt iple bunları zincirleri çektiğimizden bu formatı yamuk yakalayamayız. Yamuk durabilir. Evet. Evet. Bakın şimdi birini şöyle aldım Ayhan Hanım. Tığıma doladım. İkincime de geçtim. Şimdi bunun ikisini bir aldığımda ben bir ilmek küçülttüm. Şimdi tamam. Bir tane daha yapacağım, görecekler. Aramız burada 4. 1 2 3 4 Şimdi küçülteceğiz. Şimdi son 2'deyim. O yapar. Oradan da küçülteceğim çünkü. 1 Tığıma doladım. Topçuğun şeyi gibi. Şimdi burada eksileni arada mı arttıracaksınız? Hayır, hiç arttırma yok artık. Bu eksiltmeler, peki, aradakiler sabit. Mu? Hayır işte Ayhan Hanım. Eğer biz artırma yaparsak bu yukarıdaki proporsiyon alamayız. Anladım. Hiç artırma yok. Hiçbir şekilde. Şuradaki falan aynen devam aynı ediyor. Aynı devam Ayhan Hanım. Hiçbir sayılarında ne eksiltme, ne artırma, ne bir faz. Bu yapraklar küçüldükçe aramı ben yukarıya doğru evaze veriyor. Eğer burada eksilttiğimi, burada artırırsam bu kare oluşur. Bu böyle gider değil mi? Bakın her bir yaprak bittiğinde görüyorsunuz. Ters yollara devam ettim. Bakın hiç artış yok. Burada da aynısı. İşte bu kademeyi bu veren çok önemli bir bilgi. Arttırdığımız her kare olur. Şimdi şurayı da göstereceğim. Aralarımız 6. Hiçbir eksiltme, arttırmamız yok. Bakın ben burada eksilttim diye burada arttırma olayımız yok. Beş ve altı. Şimdi geldim buraya. Burada da önemli bir nokta var. Ondan sonra zaten buradaki başlangıç devam edecek. Tamam. Bakın buradan geldim. Tığımı trabzanın arkasından yerleştirdim. Evet. Bir. Tığıma doladım. İlkinde ne yapmıştım? Aynı işleme ortada başladım. Ortada zincir. İçine bir adet daha. Yaprağın yuvası diyelim evet. Oraya. Aha. Bakın. Şuradaki yaprağımın başlangıcını yaptım. Tığıma doladım. Şimdi bu yaprakla dalcığın arası 2 olacak. Burada bir arttırmam var. Tersten giriş yaptım. Tığıma doladım. Nasıl artış yapıyorduk? Şurada. Evet. Bu aralarımızda hep 2. Buradaki dalcığımın tek gidecek. İpimiz makrome. Koton makrome silim. Arkadaşlar. Biz divan ipini kullanıyoruz ama siz isteyen başka markada kullanabilir. Değil mi? Ben bu iplikten memnunum. Evet. Başka bir iplikte denemedim.
Tabii ki ören kişilerin takdirine Şengül kalmış. Şengül Hanım diyor ki benim gördüğüm makrome ipleri kalın, sizinki ince duruyor. Marka önemli mi? Tabii ki. Evet. Tabii ki. Diva'nın makrome ipi 3 ya da 4, belki de bilmiyorum, emin değilim, 5 kalınlıkta. 5 ayrı. En kalını var, en incesi var, orta kalınlık var. Ben mesela en kalınıyla paspas ördüm. O çok güzel oldu. Hı. Şimdi geldim şu noktadaki işlemler artık. Bu yaprakta. Evet. Bu yaprakta. Burada yapılacağım çalışmanın aynısını bu yaprakta da yaptım. Hı-hı. Sonra bu dalcık ilerleyecek. Yine buradaki gibi çatallaşacak. Evet. Şu yapraklar oluşacak. Evet. O yapraklar bitecek. Arada ilk başladığım şuradaki ikili gibi burada ikili başlayacak. Bu küçük yaprak oluşacak. Hı-hı. Küçük yaprağım 10 sıra. 12 sıra. 14 Hı-hı. sıra. 14 sıra. Bu da önemli. Tabii çok Hocam önemli. Buradan anlatın. Ha. Şimdi şu sıramın bitişiyle kendi arası 14 sıra. Evet. 12 de yapabilirsiniz. Bana gözüme büyük geldi diyebilirsiniz ama Hı-hı. şundan bu eşdeğerdir sevgili Hı-hı. izleyenler. Bu bunun bir tık ufağıdır. Hı-hı. Ben bir tık ufağını 2 sırada yaptım. Evet. Bu da bakın dikkat ederseniz bunun ufağı. Daha sonra bütün arkadan normalde. İşlemleri döne döne aynı bağlantı noktasındaki gibi ters sık iğnelerle ikili trabzanlarımı yaparak ben bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptım. Hı hı. 7'de bitirdim. Benim gözüme bu boyut hoş geldi. Çok güzel olmuş. Sonra da yengeç ayağı ters sık iğneyle ağzını kapattım. Evet. Harikasınız. Siz de öyle. O zaman ne diyoruz? Şimdilik ara veriyoruz. Saat 1'de. O yanınızda mı hocam? Çantada. 20 dakika sonra yanımda. Ha yanınızda. Yanımda. O zaman 20 dakika sonra. 20 dakika sonra. Hadi ona yarım saat diyelim. Siz yok, biraz dinlenin. Yok, bir kahve 20 dakikada, için. Hayır 20 dakikada kahvemizi içeriz. Tamam. Saat 1'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.